Sayın Kemal Zeybek. Arkadaşlar kürsünün mikrofon sesi duyulmuyor mu? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulun değerli emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2002 yılın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Geliştirme Destekleme İradesi Başkanlığı'nın bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi kurumumuz adına söz almış bulunmaktayım. Esnaf, sanatkarlar, sanayiciler, üretenler, tüketenler, 20 yıldır ülkeyi yönetenler zihniyetinden perişan oldu. Küçük ve orta ölçekli KOBİ'lerin üretene yeteri kadar destekler verilmemiştir. KOSGEB'ler aracıyla verilen destekler yeterli değildir. Kur artışları ile çalışanlar, işverenler çok zor günler geçirmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe konuşmasında bütçede küçük ve orta ölçekli işletmelerin istihdamlar hakkında konuşmasında 100 bin TL çalışan hakkında işverene destek verdiği söyleniyor. Bu desteklerin hangi koşullarda verildiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Siz Merkez Bankası'nın basmış olduğu örtülü paralarla her 100 bin liraya yılda %16,5 faiz alıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Bankalar %1,5 komisyon alıyor. %18'de parayı satıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki destek verdik. Evet, hazır parayı satmak çok kolaydır. Ama bu ülkenin üreteninden, kazanç sağlayandan, emekçisinden gerilettiğiniz zaman bu paraları üreticiye verin. Değerli arkadaşlarımız, 2021 bütçesinde KOBİ'lere yardımlara Fuat Oktay Bey 717 milyar bütçeden pay ayrıldığı söylüyor. Bir üstelik 2021. Ya biz bu ülkede yaşamıyor muyuz? Yoksa bakanın uzay mekiği gibi uzaydan mı geliyoruz? Zaten uzaya yatırım yaptık diyorlar. Uzayda hiçbir şey yok. Yani aktardığınız bütçeler, ayırdığınız ödenekler zaten sizin ne yaptığınızı gösteriyor. Arkadaşlar lütfen. Değerli arkadaşlarımız. Lütfen müdahale etmeyin. Sayın Zeybek biz de 2022 yılının 1 milyar 750 milyar lira bütçe yapıldığını söyleniyor. Bu bütçenin 1 milyar 510 milyar lirasının faiz dışı olduğu söyleniyor. Ya acaba Fuat Oktay Bey 241 milyar lira 2022 bütçesine faiz ödene ayırdık diye hiç söyleyemiyor. Utangaçlığı nereden geliyor? Bu ülkenin gelirlerini, kazançlarını bütçe açıklarıyla ayırmış olduğunuz faizler oranlarıyla bütçenin 1/3'ünü buna ayırdınız. Halkı yoksulluğa ve geleceğe mahkum ediyorsunuz. Geleceğini yediniz. Değerli arkadaşlarımız, Kemal Bey. Aslında bu bütçe hazırlanırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine, onun ilerlediği yolda, bize bırakmış olduğu yerde siz aynı yolda ilerleyebilseydiniz, Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın. Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz diyor. Siz ahlak bırakmadınız ülkede. Ve özellikle bir atasözünden bahsetmek istiyorum. Balık baştan kokar. Balığın koktuğu yerde bu ülkede ahlak kalmamıştır zaten. Değerli arkadaşlarımız, diğer tarafta biz üretenin, çiftçinin ve dar gelirlinin tüm varlıklarını yok ederek çiftçinin şu andaki gübredeki zor koşullarla aldığı fiyatlarla ne hale geldiğini siz görüyorsunuz. Bir de Çeltik'te
4000-4500 lira fiyat uygulaması yaptınız. Bu fiyat uygulamasında özellikle şu anda fiyatlar 6000-6500 liraya çıktı. Tarım kredi kooperatifleri 70.000 tonun üzerinde çeltik aldı. Acaba bu çeltiğin 2500 lira oranındaki almış olduğu artı değeri üreticilere yeniden... Sayın Zezbek, tamamlayın ama hakikaten yeni mikrofonlarımız o kadar hassas ki zaten sesinizi olduğu kadar alıyor. Çok kendiniz yormayın, buyurun. Vermiyorum mikrofonları, yormuyorum. Buyurun, açtım mikrofonunuzu, buyurun. Evet, değerli arkadaşlarımız, işte ülkenin gelmiş olduğu noktada bu bütçede KOBİ'ler yok. Bu bütçede sanayici yok. Bu ülkede emekliler yok. Bu ülkede memurlar yok. Bu ülkede asker ücretli yok. Bu bütçede öğrenci yok. Bu bütçede yalnız ve yalnız bir avuç rahatça tefeci bezirgan var. 83 milyonun kumpas bütçesi ve önümüzdeki tarihte mutlaka bunun hesabı verilecektir. Değerli arkadaşlarımız, telaşlanıyoruz çünkü halkımız sandığı bekliyor, sandığı. Gelin hesabını sormak için, sizi indirmek için ve 2023'ü beklemeden seçim sandığını koyunuz, halkımızı kurtarınız, onun bütçesini biz yaparım, saygı armağan ediyorum. Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu, buyurun lütfen.